Kim zaman modum çok düşük oluyordu. Hiç çalışmıyordum o gün. Yani ne kadar zorlasam da zaten çalıştığım şeyi anlayamıyordum. O yüzden kendimi zorlamıyordum da. Benim öğrenme yöntemim biraz da test çözmekti. O yüzden bir konuyu çalıştıktan sonra onu daha iyi pekiştirebilmek için, ezberleyebilmek için bulduğum her şeyi kullandım. İkinci el kitap da kullandım öyle bir imkanım olduğunda. Bence kimsenin kendilerine baskı yapmasına izin vermesinler ve en öncesinde olay hedef belirlemek, motivasyonunu tam sağlamak. Ben şimdi Sözel'den yaptım derecemi. Sözel Türkiye'de çok da itibar gören bir alan değildir normalde. Benim ailem için de öyleydi. Kendim ne yaptığımdan emin olduğumda, bunu çok iyi araştırdığımda bir zaman sonra başkalarına söyleyecek bir söz kalmadı aslında. Herkese merhabalar. Bugün hangi üniversite hangi bölüm kanalında yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Paraf Akademi ile derece sohbetleri. Önümüzdeki birkaç ay boyunca derece yapmış insanlarla bir araya gelip onlarla sizin kendi kafanızdaki soruları cevaplandıracağız. Bugün yanımızda Sena var. Hoş geldin Sena. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, süperim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Merhaba. Sena ben. Kadir Has Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okuyorum. YKS 2019'da Sözel alanında Türkiye 227.'si oldum. O kadar. Peki TYT, AYT netlerinden de bahsedebilir misin? Gerçek, yani sınavda TYT netim 91, AYT netim de 69'du. Peki 12. sınıfta nasıl bir çalışma düzeni izledin? Yani şöyle, ben 12. sınıf öncesinde hiç çalışan bir öğrenci değildim. Sen de biliyorsun aslında biz Eren'le zaten liseden sınıf arkadaşıyız. Yani sınıfı geçmeye uğraşan bir öğrenciydim. O yüzden 12. sınıfa çok fazla yapacağım iş kalmıştı. Çok yoğun tempoyla, yani kendime pek vakit ayırmadan aslında kendimi biraz yıprattığım bir çalışma süreciydi. Peki o 12. sınıf öncesinden de biraz bahsedebilir misin? Neler yaptın, nasıl gitti? Tiyatro yaptım, okulun işleriyle uğraştım, katılabildiğim bütün etkinliklere katıldım. Yani serserilik yaptım tarih caizse sadece. 11. sınıfın sonunda 12. sınıfa bağlayan o yazda ilk defa böyle biraz çalışmaya başlamıştım. Peki şimdi bir karantina süreci de oldu tabii ki. Hani insanlar motivasyonunu kaybetti, konular çıkartıldı, şu bu vesaire. Sen mesela o 12. sınıf sürecinde motivasyonunu korumak için neler yaptın? Yani şu an karantina süreci bambaşka tabii ki. O psikolojiyi ben hayal dahi edemiyorum. Ama yine de ben zaten kendim son 4 ay falan bütün devamsızlık haklarımı son 4 aya taklayıp dershaneyi bırakıp bütün arkadaşlarımla neredeyse iletişim kesip sadece evde oturup ders çalışmıştım. O yüzden biraz bu eve kapanma olayına hakimim. Aslında benim için avantajlı da bir şeydi. Çünkü yani hiçbir şey dikkatimi dağıtmasın. Sadece kendim çalışmaya odaklıyım istiyordum. En başında yani aslında motivasyon konusu benim için çok önemliydi. Çünkü hiç çalışmaya alışkın bir öğrenci değildim. Çalışmaktan hiç keyif alan bir öğrenci değildim. En başında kendime ne olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi sorup bunun üzerine çok uzun mesai harcadım. Yani ben tamam şimdi çok çalışacağım ama çalıştıktan sonra nereyi kazanacağım, hangi mesleği yapmak istiyorum, bu mesleği yaptığımda nasıl bir konumda olacağım gibi şeyleri çok fazla sorgulayıp çok fazla araştırdığımda yani otomatik olarak ben ne olmak istediğimi buldum ve artık gözümde 12. sınıfta ders çalışma süreci sadece atlamam gereken bir basamak olaraktı. Yani bunu şu an yapmam gerekiyor. Tamam yapacağım. Sonrasında istediğim insan olacağım şeklinde düşünüyordum. O yüzden motivasyonumu korumam yani öncesinde bunun için çok uzun bir süre harcadıktan sonra çok kolay olmuştu. Peki sınav sürecinde ya iyi ki yapmışım dediğin ne var? Neler var veya? Etrafımda hep benim gibi yani ortak ideallere sahip insanları bulundurmaya çalıştım. Hiç hani derslerle alakası olmayan veya yani kendi hayatında bu üniversite sınavına hazırlık süreci önemli bir yer kaplamayan neredeyse hiçbir insanla görüşmemeye çalıştım. Çünkü bu benim motivasyonumu düşürebilecek bir etkendi biliyordum. Bir de ben sınav süresince son 6 ay falan sanırım bir koçla görüştüm, eğitim koçuyla. Online olarak görüştüm ama yani o benim için çok faydalı oldu. Çünkü ne yapmam gerektiğini bildiğimde biri bana yani profesyonel biri şunu yap, şunu yapma dediğinde yani o direkt uygulamam gereken tek şey onu yapmaktı. Üzerine ben ne yapsam şu an ne çalışsam falan filan düşünmeme gerek kalmıyordu. O yüzden iyi ki dediğim şeylerden bir diğeri de bu. Peki sınav sürecinde ya onu keşke yapmasaydım ya dediğin böyle bir pişmanlığın var mı keşkelerin? Ya aslında şöyle, bunu çok düşündüm daha öncesinde de.
Ama sanırım hiçbir pişmanlığım yok çünkü istemediğim hiçbir şey yapmadım. Yani bir dershaneye gidiyordum. Dershaneyi kendime uygun bulmamaya başladım birkaç ay sonunda. Sonra dedim ki benim için faydalı olmayacaksa bırakıyorum. Ve dershaneyi bıraktım. İşte yani süreci daha ziyade kendim yönettim. Biri bana zorla şunu şu an yapmak zorundasın, başın ağrısa da bu dersi çalışmak zorundasın diyemedi. Yani benim için faydalı olmayacak hiçbir şeye kendimi zorlamadım. İpleri kendi eline aldın aslında. Aynen öyle. Benim için neyin iyi olup neyin yanlış olacağını en iyi kendimi bildiğini düşünüyorum. Yani öncesinde tabii bu motivasyon olayına falan bu kadar mesai harcadıktan sonra dedim ben zaten kendim için en iyisini kendim biliyorum. O yüzden hiç pişmanlık olmayacak şekilde kendim yönettim süreci. O yüzden hiçbir pişmanlığım yok sanırım. Peki şimdi işte bir koçla çalıştığından bahsettin, işte kendi elini aldın vesaire. Tam olarak nasıl bir çalışma düzeni izledin? Yani mesela işte sabah erkenden mi kalktın veya yoksa geceleri mi çalıştın? Aslında zamanı hep düzenli kullanmaya çalıştım. Yani erken uyanıp sonrasında günü erken bitirmeye çalıştım biraz daha ama çok erken bitmiyordu. Çünkü yani minik bir pişmanlığım şu olabilir aslında, biraz sosyal medya etkiliyordu. O yüzden yani gün içinde mutlaka bir saatimi ister istemez alıyordu. O yüzden sonrasına da sarkıyordu o çalışma süreci. Ama erkenden uyanıp o gün çalışmam gereken dersleri, yani masamı tamamen toparlayıp ne çalışmam gerekiyorsa kitaplarımı öyle alıp gün içinde devamlı işte şu konuyu çalıştıysam hemen şu kadar testini çözeyim falan gibi böyle kendime yapmam gerekenleri eleyip öyle devam ediyordum. Her günüm aynı değildi aslında. Yani kim zaman modum çok düşük oluyordu. Hiç çalışmıyordum o gün. Yani ne kadar zorlasam da zaten çalıştığım şeyi anlayamıyordum. O yüzden kendimi zorlamıyordum da. Ama yani düzenli, güzel çalıştığım bir günde sabahında konumu çalışıp böyle iyice öğrenmeye çalışıp sonrasında hemen ardından hiç konuyu unutmadan pekiştirmek için testlerini çözdüğüm ve yani gün içinde ne kadar yapabiliyorsam o kadar fazla yapayım mantığıyla devam ettiğim bir çalışma düzenim vardı. Peki sınav süresince hangi kaynakları kullandın? Sanırım bütün kaynakları kullandım. Çok ayırt etmedim ya. Yani ikinci el kitap da kullandım öyle bir imkanım olduğunda. Benim öğrenme yöntemim biraz da test çözmekti. O yüzden bir konuyu çalıştıktan sonra onu daha iyi pekiştirebilmek için, ezberleyebilmek için bulduğum her şeyi kullandım. Sınava girecek öğrencilere vermek istediğin tavsiyeler var mı? Bence kimsenin kendilerine baskı yapmasına izin vermesinler ve en öncesinde olay hedef belirlemek, motivasyonunu tam sağlamak. Onun sonrasında zaten kim ne dese, şunu yap, şunu yapma dese senin umurunda olmuyor. Yani zaten ne yapman gerektiğini kendin biliyorsun. O yüzden başkasının ne bir sözüne ihtiyacın kalıyor. Tek olay bu sanırım. En başında ne olmak istediğini, ne yapmak istediğini çok iyi, net bir şekilde karar vermek. Ki şöyle de bir şey aslında. Ben şimdi Sözel'den yaptım derecemi. Ve Sözel Türkiye'de çok da itibar gören bir alan değildir normalde. Benim ailem için de öyleydi. Hani bunu okuyacaksın da aç mı kalacaksın, işsiz mi olacaksın falan diyeydi tepkileri. Ama ben kendim ne yaptığımdan emin olduğumda, bunu çok iyi araştırdığımda bir zaman sonra başkalarına söyleyecek bir söz kalmadı aslında. O yüzden hani ne olmak istediğim kendim çok iyi karar verince başkasının söyleyecek hiçbir söz hakkı olmuyor zaten. O yüzden en büyük tavsiyem bu olur sanırım. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Sen de. Hoşça kal.